Allah. Artık çamaşır makinesinde dönünce boşaltırım. Ne yapayım? Geç kalacağız. Ay bunların kurutmalıları çıkmış biliyor musun? İyi. Car 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 car. Sabahtan beri ya uyuyan var mı diye düşünen yok. Konuşup duruyorum. Yani o çamaşır makinesi beynimin içine dönüyor. Ah. Filiz, bir su versene kızım. Bir tane de bira açsana. Bira mira yok. Ne demek yok? Yoksa gidip alacaksın. Yok yok, hadi git kap iki tane gel. Bira alacak para mı var ya? Elektrik faturasını ödememiz lazım da. Sen para versene bana varsa. Bende para ne gezer ya? Ya. Şuna bak, gözümü açıyorum. Aç kurtlar gibi saldırıyor para para diye ya. Çekil şundan. Ya ben de gider bununkinden isterim. Ne demişler? Komşu komşunun şeyine muhtaçtır. Aa. Bu ne ya? Bu ne ya? Ya şuna bak ya. Gözümü açıyorum sabah para, akşam eve geliyorum para para. Amma para gözmüşsünüz ya. İnsan bir kere de günaydın der ya. Bir öper baba baba. Ben kaçtım hadi eyvallah. Hadi güle güle. Lan Tufi. Hadi bir bira içme var mı Fikri abine? Yok bira. Yok ne demek lan? Şşş. Ya yok. Sen eski borçlarını öde. Ondan sonra ben sana açarım bira. Ya oğlum amma uzattın ya. Hadi aç şuradan bir bira Fikri abine ya. Ya yok abi vallahi veremem. Allah Allah. Borcun daha oldu. E benim sermayeyi de biliyorum. Olmaz. Oğlum senin hatun her gün bizim evde çay içiyor. Ben onların parasını istiyor muyum senden ya? Ne biçim laf ediyorsun sen öyle ya? Hadi çık bir bira. Be, ulan insanlık ölmüş be. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Beyler, boya badana anlayan var mı? İmamcıoğlu var. Boşta mı? Bir arayayım, sorayım. Ara, ara. Tufancığım, bana da bir çay versin. Hemen abi. Hemen. Tırnak şişiyorsun. O ne? Stol. Ya kap şu işimi de borcunu işte. Ne duruyorsun? Hadi. Hadi. Hemşerim. Sen ne kadar yemeğe veriyorsun? 100'ü veririm. Tamam 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 ver. Ben de o iş. Sen 100 dedin değil mi? He 100. Bak ben kaymak gibi boya yaparım ama 150'den aşağı olmaz. O da Tufancı'nın hatırı var diye. Elin hızlı mıdır? Bak müşteriye mahcup olmayayım. Ya bana uçan fırça Fikri derler. Sen 150'den haber ver. Fikri abim o. Aynen abi ya. Gene sızıp kalmış herhalde. Gelip bir bakalım. Fikri abi. Fikri abi. Hadi kaldır oğlum arabayı. Altına yapmış abi bu ya. Yapma ya. E ne yapalım oğlum? Götüreceğiz bir şekilde işte. Kaldır hadi. Yapacak bir şey yok. Yavaş.
Duramam, tutamam. Gel abi. İyi akşamlar Filiz. İyi akşamlar. Ahmet şöyle arkaya doğru içeri sok. İt abi. Tamam bırak böyle. Tamam sen arabaya geç istersen ben hallederim. Sağ olasın. Sokakta yılıp kalmıştı. Başına bir iş gelmişsin diye aldım getirdim. Tamam çok sağ ol. Rica ederim. Aa, Kiraz, İsmet. Şivisi çıkmış, bugün yani şivisi haber olacak. Tamam Fikri abi, tamam haklısın sen. Ya altına da kaçırmış biraz, affedersin. Kuruyana kadar böyle bırak istersen, hiç elleme. Tamam, sağ ol. Bu arkadaş kim? Ha, bizim uzaktan bir akraba ziyarete gelmişti de. Merhaba, merhaba. Tamam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Babam. Baba. Ya kaldıralım böyle. Ay yok yok alışık o. Rahmet, Hikmet. Babam. Şöyle geçeyim ben. Ben kaçayım o zaman. Tamam. Gidiyorum. Tamam. Tamam o zaman. İyi akşamlar. Oğlum hadi iki tane yumurta kıracağım be. Patlama patlama geldim dur. Kiraz. Efendim. Şu ekmekleri de masaya götürsene. Prenses bir de bardak. Hadi afiyet olsun. Sakın bensiz başlamayın ha. Bitiyor Kiraz bitiyor. Ya. Koş ya. koş. Gel prenses gel. İsmet'i işe mi götürdü ablam? Kuru temizlemeciye gitmiş. İşi uzun sürecekmiş. İyi. Senin ayak ne durumda? Fena değil ya. Şov başlıyor gençlik. Baba, gelsen de yemek ye. Yok ya, ne yumurtası. Hadi biriniz bana bira kapıp getirin. Yok bira. Yoksa hadi git al yer bakalım. Ya biz İsmet'in kıçına bez alamıyoruz. Akşam eve geliyoruz, evde yumurtadan başka yiyecek bir şey yok. Gecenin saat kaçı olmuş, ablam hala dışarıda çalışıyor. Eve geliyorsun, bira diyorsun. Diyorum, sen de şimdi koşa koşa gidip alacaksın. Hadi git iki bira kap gel bana. Zaten leş gibi sarhoşsun. Neyini içeceksin, nereni içeceksin? Biraz utan ya. Abi. Ulan anası kılıklı nankör. Ben olmasaydım hepiniz ölmüştünüz be. Eğer sen bugün bunları benim karşımda söylüyorsan, sayemde. Ne senin sayende ya? İşte onu ne yapıyorsun? Ne onun sayesinde abicim? Ne yaptı bugüne kadar ya? Ne senin sayende? Hepimiz çalışıyoruz karnımızı doyurmak için. İsmet'e de biz bakıyoruz, Kiraz'a da biz bakıyoruz. Bir de senin yapmadığın babalığı yapıyoruz. Şu laflara bak, şu laflara. Anınız gibi terk edip gitseydim, şimdi daha kıymetli olacaktım değil mi? Şişt.
kireyim ben böyle işin içine be. Tamam. Yaptığın iş mi yermiş bunu? Ha duvara konuşuyor, ha ona konuşuyor. Ne? Neyin çabası mı? Afiyet olsun abiciğim. Selamünaleyküm ağalar. Lan Tıfi! Özledin mi Fikri abini? Nasıl özledim var ya. Dün geceden beri böyle içimde bir sıkıntı hep. Nerede bu adam diye. Hadi lan o helalık yapma da çıkart benim birayı. Olmaz abi. Borcun çok kabardı, veremem. Oğlum, bugün sakatlık maaş günü. Vay. Ulan şu koca Almanlar da bitiremedi ya seni. Vallahi helal. Hop. Nereye bitiriyorlar oğlum? Gittik orada gurbetillerde o kadar çalıştık. Sakatlandık. Malinon emekliye ayrıldık ya. Bir ara kamerayla peşine düşmüşlerdi. Ne oldu o iş? İstedikleri kadar tespit etmeye çalışsınlar oğlum. Hiçbir şey yapamazlar. Benim hala ağrıyor. İlla ki ödeyecekler maaşımı. Hadi oğlum hadi gevezelik etme de sen şunu tazeye çek. Ne ara içtin ya? Tufan. Hop. Bu benim masada oturanlar kim lan oğlum ya? Ha onlar. Bu aşağıdaki fabrikanın işçileri işte. Patron çıkışlarını vermiş sonra da ben. Hadi ya. Selamun aleyküm ağalar. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sağ ol abi. Ne yaptınız? Alabildiniz mi tazminat mazminat? Yok be abi. Nerede? Alırsınız. Hey Tufan. Bütün işçi kardeşlerime benden bir çek. Harbi misin sen ya? Yok lan o kadar da değil. Nerede o bulduk oğlum? Tufan. Tufan. Nerede o Fikri denen herif? Yok abi iki gündür görmedim ya. Hayırdır ne oldu? Bir elime geçireyim. Geberteceğim onu. Niye ya? Ne oldu? Boyacılığını mı beğenmedin? Bırak ne boyacılığı ya? Yarım yamalak iş yapmış. Üstüne de inşaattaki keresteleri yürütmüş. Yapma ya. Tamam abi sen şimdi bir soluklan dinlen. İlla ki gelecek. Ben gelince haber veririm sana. Yok yok ben bekleyeceğim. O illa ki buraya gelecek. Yok abi ya sen şey yap. Bekleme o. Şimdi ne zaman geleceği belli olmaz. Ağaç olursun vallahi. Fikri abi. Sen git ben sana haber veririm görünce. Tamam. Tamam. Tamam ben ararım. Bak haber bekliyorum ha. Tamam tamam. Ben de abi merak etme sen. Çok iyi boya yaptın. Bayıldılar. Gel her yeri boya dediler. Uçan fırça Fikri ha. Sen var ya sen. Yalnız Tufan. Kereste çok iyi bana bıraktı. Zeynep'ine mi aldın ya? Vardı zaten be. Sallasana, sallasana mendilini. Akşam oldu göndersene sevdiğini. Hayda. Hadi canım. Gıcır gıcır bu. Bana gelince elektrik faturası, sonra benim emekli maaşını çatır çatır harcaysın. Filiz! Baba. Şipiko. Canavar. Kim aldı lan bunu? Baba. Ne zaman geldin sen? Ya kızım sen şunu bırak ben soruluyor suali çekmeye de. Söyle bakalım kim aldı bunu? Hı? Yani buraya kadar getirmene gerek yoktu. Şimdi laf çıkaracaklar.
Bir daha ne zaman görüşürüz? Kimsin lan sen? Kimsin? Ne arıyorsun lan sen benim kızımın baba, yanında? Sakin. Barış iş yerinden arkadaşım geçerken bıraktı. Ben kaçtım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dur bir dakika. Dur. Gel buraya. Gel. Sen Barış'sın değil mi? Evet. Şu çamaşır makinesini alan Barış. Evet. Benim beyaz eşyalarımı almak sana mı kaldı lan? Şş, baba. Bana bak koçum. Çamaşır makinesi bir evin şeyidir. Mahremidir. Benim donlarımın yıkandığı çamaşır makinesini sen alamazsın lan! Baba. Şş, baba. Ne olur. Taksi ödeyeceğiz. Sen paranla hava mı atıyorsun lan? Sen benim kızımın gözünü mü boyuyorsun lan paranla? İndir lan şöyle. Ay Barış hemen git buradan. Hemen. Hiçbir yere ayrılmam. Filiz'in güvende olduğunu emin olmadan buradan bir yere gitmem. Lan bozuk. Abi. Bunca yıldır kızımın güvenliğini korumak sana mı kaç? Kimsin? Baba. Necisin? Baba. Sıkalım mı senin gözünü? Ay Fikri abi. Gel tamam dur. Ay. Gel abi. Tamam. İyi misin? İyiyim. İyiyim Fikri abiciğim. İyiyim ya. Gel. Tamam iyiyim. Ne? Bir şey yok. Ona bakın ben iyiyim. Gel abi. Gel. Tamam. Gel. İyiyim ben. Gel abi. İyi misin Fikri abiciğim? Fikri abi. Allah'ım ya. Ne güzel, basit. Sivri. Herif! Lan bizim fakiriz, fukarayız ama gururumuz da var, namusumuz da var. Çok şükür. Bağırma! Bağırmıyorum ki. Film seyreder gibi seyrediyor millet. İyi lan. Barış, git lütfen. Görmüyor musun? Ya makine ya ben. Ben gelene kadar bu çamaşır makinesi bu evden gitmezse yakarım. Ya karışma ya, karışma lan. Sikir lan, git. Neden geri veriyormuş canım çiçek gibi makine? Allah Allah. Sen de. Dağılın siz de, film bitti hadi. Hadi, kime diyorum ben? Ne yapıyorsun? Ben de geleceğim. Filiz karakol burası. Nereye geleceksin? Ne Pasaportun yok, vizen yok. Burada en ufak hatanda başımız dertten kurtulmaz. Sen nasıl kurtaracaksın babamı? Ben getiririm, hallederim ben canım. Sen bana güvenmiyor musun? Yo. Tekli gidiyorum. Ya ben seni çok yanlış tanımışım ya. Barış, sen kalk daha İstanbul'dan buraya beni kurtar. Valla helal olsun. Barış var buraya. Çok asma çocuk ha. Ama ben dedim, beni bu yaban ellerde yalnız bırakmazlar dedim. Bir girdi içeri çat diye bir konuştu oradaki amirle. Hop diye çıkarttı beni dışarı. Helal olsun delikanlı çocuk ha. Ya sen hiç hatırlamıyorsun yani. Neyi? Buraya nasıl geldiğini. Yok vallahi hatırlamıyorum. Ben getirdim. Ne? Seni buraya ben getirdim. Filiz ne diyor bu? Doğru söyle. Lan sen manyak mısın lan? Sapık mısın? Hasta mısın lan? Ne istiyorsun lan sen benden? Düş lan artık yakama. Aa, nasıl bağırmak karakolun önünde?
Ailene böyle davranmaya devam ettiğin sürece düşmem yakandan. Oğlum sen bana bir de hayat dersin mi? Sonuç burada hayat dersin. Kitabını yerim ha. Bağır bağır, biraz daha bağır. Tek kelimemle tekrar içeri tıkarım seni. Ya kızım tutma beni ya. Tutma beni ya. Şuna göstereyim gününü ya. Ne gireceğim oraya ya? Kır ağzını burnunu, ağzına gir içeri. Hadi. Hadi. O tarafı. Allah şu makineyi icat edenden bin kere razı olsun ya. Sabah sabah şu mendebur memurların suratını göreceğime geliyorum, bir takıyorum kartı, ondan sonra hop 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 gelsin paracıklar. Geliyor lan bu. Versene lan kartı. Ne oluyor buna? Alo. Versene lan kartı. Ver dışarı. Ne vuruyorsun makineye? Kum torbası mı bu? Yuttuysa içeriden verirler geri. Vallahi mi? Tabii, sen müşterisin. Hay icadını da, makinesini de, kartını da ya. Of. Hadi, verin şu kartı da gideyim, geç kaldım ben. Süresi dolmuş beyefendi, veremem. Üstelik kart sizin adınıza bile değil. Tamam zaten, halamın kartı. Kadıncağız evde hasta bekliyor. Maaşını çekip onu hastaneye götürmem lazım, hadi. Halınız gelip elden çekemez mi? Hasta diyorum kardeşim, hasta hasta. Can çekişiyor, ölüm döşeğinde. Niye anlamıyorsunuz ya, nasıl gelsin buraya? Maalesef. Kart kimin adındaysa onun gelip çekmesi lazım. Gitti, gidecek diyorum ya. Verin şu kartı. Maalesef beyefendi, yardımcı olamayacağım. Madem süresi doldu, niye vaktinde göndermiyorsun da yaşlı kadını mağdur ediyorsunuz? Gelişmiş memleketlerde olsak hepinizi dava ederim. Çatır çatır da tahminatına bak. Bırak lan beni. İnsan ol lan. Benim kim olduğumu biliyor musun lan? Dur olayıcı. Abla bu ne ya? Keşke elektrikleri kesselermiş. Susuzluk çok zor. Valla bence de. Duruladım. Kurul aşk. Sen ne yapıyorsun ya? Ardına ya. İsmet otur ablacığım sen. İnternette okudum da. Zeka özürlülere maaş bağlamıyormuş. Fikret'i de zeka özürlü diye kaydetsek olur mu? Oğlum nasıl laf o ya? Otur Fikret. Düşeceksin. Fikret. Otur. Ne yapıyorsun ya? Böyle karşılanıyor evde ya. Sorgular, sualler. Aa, istediğim zaman gelirim. Ev benim değil mi? Suları kessinler. Faturayı ödememiz lazım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Aa, ne alıyorsun ya? Ali bırak. Bey, parasını ben vermedim. İstediğimi alır. Hayır, bizim paramızı alındı onlar. Ben bu evde size hiçbir şey öğretmemişim. Bu evde senin paran benim param mı? Sen neyin peşindesin ya? Ya beni evine alan arkadaşım için erzak yardımı. Ya bırak, alma. Tamam, yeter. Bırak. Baba, bırakır mısın? Tamam. Onu da al. Ay, tamam, bırak. Tamam, tamam. Al, al. Aa, manyak mı be? Ne yapıyorsun, manyak mısın? Bırak. Bırak. Hadi be, hadi be. Bırak dedim. Ya bırak. Çekiştir be. Ya bırak, sana. Al işte. Al işte ne? Al işte. Ben sana çekiştirme dedim. Ya sen neyin peşindesin ya? Faturayı ödememişsin, sularımız kesik. Aldın bunları gidiyorsun. Neyin peşindesin sen? Bana bak. Filiz, bankadan bir kart gelecek. O kart gelince hemen al, sonra da bana haber ver, tamam mı? Zeli Alan'ın kartı mı? Geldi mi yoksa? Geldi. Niye haber vermiyorsun ya? Tamam, hadi git. Al getir de kadına götüreyim ben, hadi. Zeli Alan'ın kartı niye bize geliyor ya? Ya sana ne? Hadi git sen getir şunu, kadını bekletmeyelim hadi ya. Sen maaşını çekiyorsun kadının. Ben de diyorum, bu kahvede yiyecek parayı nereden buluyor? Tabii çekeceğim be. Yaşayan tek akrabası benim. Allah Allah, kadının kimi kimsesi kalmadıktan sonra maaş kartını bana verdi. Üç aydan üç aya gidiyorum, kadının maaşını çekiyorum. Sonra kuruş kuruşuna götürüp teslim ediyorum. Hem bir elini öpüyorum, hayır duası falan alıyorum ya. Nerede kart?
Sen kurşu kurşuna veriyorsun parayı. Ya veriyorum. Hadi söyle de alayım, bekletmeyeyim babam. Nerede? Nerede? Gönderdim ben onu. Ne? Gönderdim kartı ben. Sen var ya, sen kuş beynisin. Ayağına gelen fırsatı geri tepiyorsun. Yani yanmadın kartı. Kart bizim değil. Biz istesek de alamayız. Bankadan Zeliha ala gider, kendisi alır. Efendim? Efendim? Ha tabii tabii. Tabii gelirim hemen. Tamam. Görüşmek üzere. Ne olmuş? İş çıktı. Aşağıdaki terziye yardıma gidiyorum. Ben patron gelene kadar dükkanda duracağım. İsmet'i Tülay'a bıraksana. E Tülay abla yok ki. Aa değil mi? Masajda o. E kim bakacak İsmet'e? E ben bakarım. İyi. Fikret ikiniz bakarsınız değil mi? Ben ancak kendime bakarım. Bana güvenmeyin. Aman iyi. Telefonu sana bırakıyorum. Buzdolabının üstünde numara var Nebahat Terzi diye. Bir şey olursa ararsın. Tamam. Hadi ablacığım. Uslu dur sen de, tamam mı? Tamam. Tamam. Oh. Yaramazlık yapma. Ya yapmasana, ablamın dediğini duymadın mı? Karışma bana ya. Ya. Beyefendi veremem diyorum, anlamıyor musunuz? Vallahi kart almadan şuradan şuraya gitmem. Yaşlı kadın evde sabahtan beri benden maaş bekliyor. Çok müşkül durumdayım ama ya. Bakın yine güvenliği çağırmak zorunda kalacağım. Çağırın, gitme. Adresi teslim edilmiş, geri göndermişler. Hayır benim gerizekalı kızım ya. Kusura bakmayın, benim bir kızım var. Kafası çalışmıyor maalesef. Yani kart nedir onu bile bilmez, o yüzden geri göndermiş. Kafa gidik. Halbuki halam yan odada yatıyor. Yani bir seslense işte kafa gidik. Halamız gelsin alsın. Ha ben de. Halacığım düşüp, affedersiniz, kalçasını kırmış, yatak döşek yatıyor. Nasıl kalkıp gelsin buralara kadar? Siz niye anlamıyorsunuz bunu ya? Gelemiyor. O zaman şöyle yapalım. Heh. Müşteri temsilcisi arkadaşlarımız iki gün sonra sahaya çıkacaklar. Ben de adresi önlendireyim onları. Saha derken halı saha mı yoksa? Adrese beyefendi, adrese. Allah razı olsun. Allah bir muradınız varsa görsün. Allah tuturuz, çil çil altın etsin. Tamam, tamam. İmza karşılığı gelip teslim ederiz kartınızı. Allah tamamını erdirsin. Yasin ne haber lan? Ne arıyorsun burada? Paran yok değil mi? Akşam biralar seni ısmarlıyor ha. Bu işte tamam. Kendi ayaklarıyla getirecekler de. Ya nereden bulacağız biz şimdi Selih Ağlay'ı? Fikri Bey, ben bunları buldum. Hem de tertemiz. Dört kere yıkadım. Ah ne iyi insansınız. Vallahi kadının başına kim bilir ne kötülükler gelecekti. Bakın bu var. Bu var. Olur olur ya. Bu olur. Ya bir görmeliydiniz. Kadıncağız var ya. Nasıl böyle ısınlar, üstü başı yırtıp pırtık içinde ağlıyordu ya, ağlıyordu. Dedim ki Fikri, sen bu kadına mutlaka yardım etmelisin. Yani ne iyisiniz. Başkası olsa yemin ediyorum kafasını çevirirdi. Ya şu benim insaniyetim yok mu? Aslında var ya, ben hep ondan kaybettim işte. Yalnız onları şöyle düzgünce katlayalım da. Şeyma Hanımcığım. Acaba diyorum birkaç tane de eşarbınız var mı acaba? Şey yani kadının kafası açıktı. Üşürmüşür maazallah, kafasını ısıtalım ha. Ne iyi düşündünüz. Ben hemen size eşarp getiririm. Şu olur işte. Bu gayet iyi işte. Tamam işte bu tamam.
Bunun üstüne oğlum. En önemli şey sesini inceltmek. Eğer çocukları bir kandırırsak bankacıyı da kandırırız. Hadi. Tamam abi, yaparız. Bak, ne yapacaksın? Sesini inceltecek. Şöyle. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Ben sizin Zeliha halanızım. Hı? Öpün bakayım elimi. De bakayım şimdi. Merhaba çocuklar, nasılsınız? İncelt şu sesi biraz ya. Bak böyle. Merhaba çocuklar, de bakayım. Merhaba çocuklar, ben sizin Zeliha halanızım. Öpün bakayım elimi. Ağlama, ağlama. Güven kendine, ağlama. Merhaba çocuklar, bir kere daha hadi, hadi. Merhaba çocuklar, ben Zeliha halanızım. Tanıdınız mı? Ne oluyor be, bu ne? Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Hah, işte benim de yavrularım geldi yavrular. Merhaba çocuklar, ben Zeliha halanızım. Tanıdınız mı beni? Öpün bakayım elimi. Bu ne ya? İşte Zeliha halanız, gel öp elini hadi. Ay Fikri abi, ne halası ya? Resmen amca bu. Yeme bizi yani. Ya sen her şeye karışma ya kızım. Sen nereden hatırlayacaksın Zeliha halanı? Sen en son gördüğünde 7 yaşındaydın. Bu kadar acıktın ya. Zeliha halanın bacakları da seninkinden kıllı. Hayret bir şey. Neler çeviriyorsun acaba yine ya? Bacak, bacak be. Çorap, 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 çorap. Bu çorap halleder bunlar. Ben kadın çorabı giymem abi. Sen sesini gel, 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 gel. Merhaba Filiz. Ha, merhaba Cemil. Ya kusura bakma, çok işim vardı benim. Yok, çok vaktini almayacağım zaten. Konuşamadık. Arabada olanlar için özür dilerim. Kusura bakma. Heyecanıma yenik düştüm herhalde. Yok ya, özür dileyecek bir şey yok. Önemli değil yani. Bir de anneme senden bahsettim. Çok sevindi. Seni zaten senelerdir tanıyor ya. Yarın mantı yapıyormuş. Bir görmek istedi. Filiz de gelsin dedi. Ha, ama benim çok işim var biliyorsun. Çok yoğunum. Gelemem ben herhalde. Yani. Filiz, lütfen. Bak, beni senelerdir tanıyorsun. Benden sana bir zarar gelmez. Biliyorsun bunu. Kırma yaşlı kadını. Çok heyecanlandı. Bütün gün aradı, sorular sordu bana. Ha? Tamam. Haberleşiriz o zaman. Ararım ben seni. Tamam, görüşürüz o zaman. Rahmet. Ne oldu lan? Biliyor musun? Yaşları 17 ila 25 arası değişen erkeklerin en sık kırılan kemiği burun kemiğiymiş. Ama sana hiçbir şey olmadı. Sapasağlammışsın. Tütü maşallah. Kim yaptı bunu sana? Neyi? Oğlum, seni kim bu hale getirdi diye soruyorum. Hala aptala yatıyorsun ya. Bir de ben vuracağım ha. Ne bileyim ben ya. Aşağı sokaktaki serseriler falan herhalde. Aşağı sokak mı? Ya babam, Kamil abi niye kadın çorabı giydiriyor ya? Şişt, sen ne biçim konuşuyorsun lan adam diye? O senin Zeliha Hanım. Nasıl Zeliha Hanım? Bu evin sahibi Zeliha Hanım. Gel. Gel öp elini bakayım Zeliha Hanım. Gel. Ben Zeliha Hanım. Elimi öp evladım. Ya Kamil abi aşağıdaki parkta yatıyor ya. Ne biçim konuşuyorsun lan? Sensin Kamil. Zeliha Hanım işte. Hem sen nereden hatırlayacaksın ki Zeliha halanı? Sen onu en son gördüğünde daha bu kadar çocuktun. Konuşmayı bile bilmiyordun sen. Sen bana bak, bırak bu işleri tamam. Neyin peşindesin, anlat. Şişt, tamam be, tamam. Çıkart lan şunu. Çıkart, çıkart. Keyfimden değil herhalde. Yarın sabah bankadan memurlar gelecek. Senin kapıya kadar gelip de geri verdiğin o kartı Zeliha Hala'ya elden teslim edecekler. Hem başıma iş açıyorsun hem de hesap soruyorsun ya. E git getir alayı. Ne? Daha İzmit'e kadar gideceğim. Oradan otobüse atacağım. Kadını buraya getireceğim. Yazık değil mi ya? Hem senin hatanın cezasını o mu çekecek? Tamam işte, Kamil halleder. Ya rica ederim Tufan abiden, arabasıyla gidip alıp gelelim halayı, olmaz mı? Tabii ya, ara sor bakayım. Ya tamam tamam, dur ya. Dur, tamam. Yok, Zeliha Hala artık İzmit'te yaşamıyor. Nerede yaşıyor? Tahtalıköy'de. Ne? Ne? Oo. Öldü gitti. Mortingen. Ay başımız sağ olsun. Öldü mü? Öldü. Sen niye bu kadar şaşırdın ki? Sen Zeliha Hala'yı hiç tanımadın ki. Ya tamam da bundan sonra hiç tanışamayacağım. Ya bir gelin ya, beni delirtmeyin ya. Ben zaten üzgünüm. Yastayım. Niye, ne zaman öldü ki hala? 12 sene önce. Ne? Oo, baba ya. Çok pardon.
Adam arkadaşlarını, komşularını toplayıp gün yapmış. Yahu senin neyine gerek gün? 70 yaşında ihtiyar kadınsın. Komşular gittikten sonra da kendini ev işine temizliğe vermiş. O arada kalbi sıkışmasın mı? Alayım mısın sen ya? Şunu iç. Daha iyi gelecek. İç. Pop, pop. Bir geldim ki eve, yerde boylu boyunca yatıyor. Rahmetli. Allah, bu ne lan? Ya hala ya, bu sek içilir mi ya? Ana. Ben size hiç söylemedim bunu. Niye? Siz üzülmeyin diye. Ben neler çekiyorum biliyor musunuz siz? Ay inanmıyorum ya. O benim her şeyim. O kadarcık ben onun elinde büyüdüm. Her şeyi ondan öğrendim. Ay yani biz 12 yıldır kadının maaşını çekiyoruz. Evinde oturuyoruz. Suç yani bayağı. Vasiyet etmiş mi bari? Yok, resmi olarak ölmediği sürece vasiyete gerek yok. Hem ölüm hak, miras helaldir bizde. Değil mi? Hı? Sen kadının öldüğünü kimseye söylemedin. Niye yaşıyor da sayılmıyor ama? Ya sen bunları boş ver de yarın için hadi bir çözüm bul ya. Ne çözüm bulacağım ben? Ben senin suçuna ortak mı olacağım? Ben bildiririm vallahi bankaya hala ölmüş diye. Tamam tamam, git söyle. Böylece ayda 600 liradan olalım. Sonra gelirler eve de bakarlar. Ev de onun üzerine olunca onu da bizden alırlar. Bizim eve ihtiyacımız var. Yok tabii tabii tabii, git sen şikayet et, git. Bu 600 lirayı sen yiyormuşsun zaten senelerdir. Bizim şimdi haberimiz oluyor. Tamam, şimdi haberin var. Eğer o 600 lira olmazsa sen suyu nasıl açtıracaksın bakalım. Hadi git git git, söyle sen. Tamam hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar, aklıma bombastik bir fikir geldi. Neymiş? Lan bir çıkart şunu sen de, öf be. Tiray kızım, hoş geldiniz. Kim bunlar? Hoş bulduk Hasan amcacığım. Ailem, ailem. Ailemi getirdim. Çok güzel, çok güzel kızım. Hoş geldin. Aa, size bir sürü hallar. Seç, beğen, alıştım. Gel vazgeçelim bu işten ya. Vallahi bak, sen işinden olacaksın. Ya ne işimden gücümden olması? Ben buraya haftada 3 kere geliyorum. Bugün alacağım, yarın koyacağım. Kimse çakozlamaz buna yol, hiç kimse. Ay bunlar da insancağızlar yani. Üf, ne yapıyoruz biz? Ay ya? Başladı yine etik etik konuşmaya. Gel bakayım buraya. Biraz daha dönersek o spot orasını hepimiz kokacağız. Mahalleli toplanıp bizi attıracak evden. Aynen ya. Bak şimdi. Hüsniye Hanım, o biraz rahatsız. Her an gidebilir. O olmaz. Şu beyazlı olan. Nuriye Hanım, 2 saatte bir ilaç içmesi lazım. O çok uğraştırır. Suna var ya, yılan yılan. Ay onunla hiç uğraşılmaz. Asuman, Gonken'de 1 numara ama onun yokluğu çok belli olur. Abla, ben bunu beğendim. Anlatıyorsun. Ne yapıyorsun sen ya? İnsan bu, eşya mı seçiyorsun? Ben bunu beğendim. Ama ben onu... Konuşma. Senin bu sınıf arkadaşının annesi hastaydı. Ne hastalığıydı o? Alzheimer mi? Hah. Alzheimer, bize öyle biri lazım. Ben yaşlanınca sakın beni böyle bir yere bırakmayın ha. Aman merak etme, gömersin sen Allah hepimizi. İnşallah. Abla, Ali abla. Nasıl? Ya halama benziyor zaten. Gel gel alıcım, gel çok gel. Çok ağırmış be bu çanta. Ay, ay. Dikkat et, şurada ayakkabıları çıkarttık. Çok güzel. Buyur geç alalım. Buyurun, hoş geldiniz. Gel alalım, gel gel. Ay Allah'ım. Ne oldu? Ne oldu kız? Her şey eskisi gibi. Yerli yerinde. Hiç değişmemiş. Tam hatırladığım gibi. Tabii ablacığım, sen gittiğinden beri aynı bıraktık. Hep senin hatırladığın gibi. Bak 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 bak, görüyor musun nasıl idare ediyor? Şimdi seninle gurur duyuyorum, sen benim kızımsın. Halacığım, eşyalarını biz odaya bırakalım mı? Olur kuzum. Sonra da güzel bir yemek yaparım size. Alan burası senin, olan burası. Senin vermen.
Şu faturaları ödüyoruz, sonra ben halanın öldüğünü bildiriyorum. O para sana yarar olmayacak yani. Tamam? Ya şimdi bu kadın baya baya kendini bizim halamı zannediyor yani, öyle mi? Öyle vallahi. Çok iyi ya. Gel alacım, gel. Üzgün oturun lan, alanız yeniyor. Telefonla bizim fotoğrafımızı çeksene. Sırası mı şimdi, ne alakası var? Ya kız doğru söylüyor. Şimdi halanız bu evde yaşıyorsa hiç mi etrafta fotoğrafı olmaz yani? Ben birkaç tane fotoğrafınızı çekeyim de yarın bastırırım. Adamlar gelmeden yapıştırırız her yere. Hadi gel, 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 gel. Gel, gel. Ay, gelin lan, geç lan, geç. Hala özledin mi beni? Özledim ya. Hiç gelmiyorsun ziyaretime. Hala benim okulum çok yoğun ya. Ama söz, bundan sonra hep geleceğim seni ziyaretine. Canım alan benim. Hadi hadi. Gülümseyin. Koş, fotoğraf çekiyoruz hadi. Ne oluyor ya? Ha, ben de biri eksik diyordum, tamam olduk. Gel, gel. Sana ne oldu oğlum? Oğlum seninkiler benzeyecek birini arıyordu. Beni buldular işte. Ne diyorsun ya? Ben de senin yerine dayak yedim, ödeştik işte. Yalnız bunlar her tarafta seni arıyor, ha, durmazlar, haberin olsun. Biliyorum, halledeceğim ben o işi. Rahmet, sus artık, sus. Hadi çekiyoruz. Yaklaşın şöyle. Açılın, açılın, açılın. Bankacı gelmeden olmaz, hadi açın. Baba seni kahretmesin. Erkekleri dolandırıp evlerini satışa çıkaran ve bankadaki paralarını üzerine aktaran bir çete bugün çökerdi sayın seyirciler. Çetenin şu ana kadar iki yaşlı kadının da ölümüne sebep oldukları biliniyor. Ay ne fena. Haydutlar sarmışlar ya, ne fena. Kim o? Kim? Ben bakarım. Kim o demeden açma, kim o? Kimmiş? Doktorun. Vallahi kendime bir lokma ekmeği çok gördüler bana. Kurt gibi acıktım. Oh Şeyma Hanımcığım, ellerinize sağlık. Allah çok güzel görünüyor. Şeyma Hanım. Şeyma Hanım, ne oldu sana? İyi misin, hayırdır? Ben sizi çok merak ettim. Ya. Etrafta kötü kötü şeyler oluyor. Yaşlı kadınların evine girip onları öldürüp sonra da evlerine el koyuyorlarmış. Yok yok yok, öldürmek falan yok. Ecel geldi götürdü. Çeteymiş bunlar. Yaşlı kadınlar. Beni de öldürürler mi? Of Şeyma Hanımcığım, yüreğimi ağzıma getirdiniz ha. Ya kendi ağzınızla söylediniz. Yaşlı kadınmış onlar. Siz daha gençsiniz canım. Dert ettiğiniz şeye bak. Aa, hadi. Hadi gelin bakalım. Hadi, hadi. Geleyim. Gelin. Günaydın. Günaydın Haşim abi. Ya fazladan simit aldım. İsteyen var mı? Yok abi, sağ ol. Biz de keçi boynuzu pekmezi aldık. İster misin? Sabah sabah ne pekmezi lan bu? Keçi boynuzu. Ben çay almaya gidiyorum. Ben de çay al zaten. Yenge evde adam alıyor, haberi yok. Boynuz diye. Bir balda iki kiraz biri o Fikri Bey. Ha. Ben size kıyafetlerinizi böyle yıkadım, ütüledim. Vallahi jilet gibi oldu. Kapıyı asıyorum. Ay Şeyma Hanımcığım, vallahi kendinizi çok yoruyorsunuz. Ben buna çok üzülüyorum ya. Yok canım, ben yorulur muyum hiç? Kahvaltıyı da hazırladım. Hazırlıyorum, omlet yaptım size. Bir de portakal suyu sıkayım mı? Vallahi size zahmet olacak. Peki şey yok mu? Hani geçen gün havuç suyu sıkmıştınız, o havuçlar bitti mi? Havuç? Tabii tabii, eklerim. Siz isteyin yeter ki. Tamam. Tamamdır. Astım. O zaman kahvaltıda görüşürüz. Benim
şu keyfim var ya. Kimseler de yok. Üf, ay bu çocuklar da. Müjde. Hava soğuk mu? Kombiyi mi açayım? Bu havada. Hı. Yani Fikir Bey duştan çıkınca üşümesin adamcağız. Gebersin ya, bize ne? Ne biçim konuşuyorsun? Şişt. Ay dayanamayacağım, açıyorum. Anne yeter. Ne kombisi bu havada ya? Ev zaten hamam gibi, görmüyor musun? Biz senin ilaçlarını mı değiştirsek? Şişt. Buyurun. Ay yeğenize sağlık, omlet de çok güzel görünüyor. Ben şuna bir takviye yapıp geliyorum. Ya, ama dolu. Alet yapmış. Sıkkımın peki niye? Şişt, ne biçim konuşuyorsun? Lan bu gürültü mü? Hayda. Alo! Oradan mı çıktınız kardeşim? Ya hastalığıyla bir kahvaltı da mı yapamayacağız? Vay be. Fikri abi Haşim abinin evinde kalıyor. Demek ki söylenenler doğruymuş. Vay, bu günleri de mi görecektik be? Alo! Şişt. Baba? Prensesin önce bir sarıl bakayım. Sarıl, hoppa. Ulan tabii duymazsınız be. O kadar konuşursanız. Kim o? Ben açarım. Ben bakarım. Baba. Kiraz. Senin işin var burada. Sen burada mı kalıyorsun? Evet, burada kalıyorum. Ben de geleyim mi? Yok yok yok, olmaz, sen şimdi eve git. Sonra ben senin yanına varım. Hadi 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 hadi. Alo. Abi şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama delirmeyeceksin. O ne demek lan? Ne söyleyeceksen söyle. Abi yengeyle ilgili. Ne olmuş lan yengene? Abi Ayya Şükrü yengenin eve dadanmış diye sağda solda konuşuyorlar. Lan oğlum, lan oğlum kim çıkarıyor lan bu lafları? Vallahi bir laf değil. Demin ben de gördüm sizin evde. Sefer uyandı bizimki galiba. Atalan Üsküdar'ı geçti. Ha Fikri Beyciğim, birazdan kahveniz hazır. Ellerinize sağlık şeyim mademciğim. Şöyle kahvaltıdan sonra bir keyif yapalım değil mi baba? Ne oluyor? Ne oluyor orada? Şeyim mademciğim, ne oluyor? Ay bilmiyorum. Ay olay var galiba. Gel 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 gel, bizi şahit mahit yazarlar. Başımız derde girmesin, gel gel. Baksanıza polis falan var. Hayatım, polisler geldi. Yalvarırım, yardım edin. Kızım yok orada da, yalvarırım. Bulun onu. Tamam hanımefendi, sakin ol. Neydi kızınızın adı, kaç yaşlarında? Seda. Seda Solmaz. 3,5 yaşında. En son ne zaman gördünüz? Yarım saat oldu, olmadı. Buradaydı. Bugün kızımın doğum günü. Bahçede eşimle birlikte onu kutlama hazırladık. O da arkadaşlarla beraber oynuyordu. Sonra birden kaşla göz arasında kayboldu. Anlıyorum beyefendi. Üzerinde ne vardı acaba? Pembe bir prenses kıyafeti vardı. 62-71 merkez. Kızın falan diyor ama kızını mı kaçırmışlar? Oh ya, oh ya. Ben de bizi basmaya geldiler sandım ha. Ne? Yani Şeyma Hanımcığım, yani bu memlekette her gün bir tane çocuk kaçırılıyor. Yani emniyet güçleri ne yapsın değil mi zavallı polis? Eğer sen çocuğuna sahip çıkmayacaksan değil mi? Ya fidye için kaçırmış olmasınlar Fikri Bey. Ha fidye için. Hep bu mahallede fidye için ya. Kimin parası, belki fidye için çocuk açırsınlar. Bu adamın 3 katlı apartmanı var. Zengin bu adam, zengin. Ama Şeyma Hanımcığım, niye bunu baştan söylemiyorsunuz ya? Komşuculuk öldü mü? Ben gidip yardım edeyim ya. Peki ben size bir şey olmaz. Ay ne kadar insaniyetli bir adam. Ya
Şeyma Hanımcığım. Vallahi en iyisi sizsiniz ha. Dışarıda insaniyet falan ölmüş ölmüş. Çocuğu bulana ödül varmış. O yüzden ben yine dışarı çıkacağım. Bir kolaçan edeceğim etrafı. Bu sırada her ihtimale karşı adamın telefonunu da aldım ha. Bak, bak. Geç ulan içeri, geç. Geç ulan içeri, şerefsiz ırz düşmanı seni. Ulan! Ulan benim namusuma göz dikmek neymiş? Göstereceğim ulan sana, göstereceğim gününü. Haşim'cim, vallahi sen yanlış anlamışsın kardeşim ya. Ben Şeyma Hanım'ın siparişlerini getirdim buraya. Ulan sen çocuk mu kandırıyorsun lan? Şerefsiz! Haşim'cim! Otur lan yerine, otur! Otur yerine! Oturdum. Kimsin lan sen? Sen benim evimde ne arıyorsun lan? Gebertirim ulan! Sakin ol. Sakin ol. Bunu bir halde kavuşturalım. İftira. Vallahi iftira. Ben Şeyma Hanım'ın alışverişini yapıyorum. Kasaptım, manavdım. O da onun karşılığında bana iki kap yemek veriyor. Vallahi iftira. Ulan Fikri, son duanı et oğlum. Son duanı et. Ha şimdi vallahi sen de yanlış anlamışsın mı? Güzel kardeşim ya. Fikri, son duanı et dedim lan sana. Eşerim. Bakayım lan şimdi. He? Kim bu? Yürü git bak. Gören kimse sakın, sakın içeri alma. Yürü. Merhaba. Anneniz ya da babanız içeride mi acaba? Tabii tabii, buyurun polis bey. Asıl sen uzak dur lan. Sana hoş geldiniz memur bey. Hayırdır? İyi günler. İyi günler. Mahallenizdeki kayıp çocukla ilgili soruşturma yapıyoruz. Ha. Karşıdaki evin çocuğu, Seda Solmaz. Acaba onu bugün hiç gördünüz mü? Yok vallahi memur bey, biz bir şey görmedik. Biz zaten kendi aile meselemizle meşgulüz de biraz bir şey görmedik o yüzden. Pardon, konuyla pek alakası yok ama benim başka bir şikayetim vardı. Siz ilgilenir misiniz acaba? Tabii, dinliyorum. Bizim bir mahkeme kararımız var da. Memur bey. Ya bana soracağınız başka soru yoksa ben müsaadenizi isteyeyim. Acayip geç kaldım, işe gitmem lazım, dönmem lazım da. Tabii, buyurun. Hadi güle güle. Görüşeceğiz. İyi günler. İnşallah. Şikayetiniz neydi sizin? Bizim okulda dayakçı bir hoca var da. Ama siz onu boş verin. Yani böyle bir günde şimdi. Tamam ama dikkatinizi çeken herhangi bir olay olursa, özellikle bu çocukla ilgili, hı hı, lütfen bize bildirin. Tabii, merak etmeyin. Tamam. Bu ne lan? Teşekkür ederiz, iyi günler. Allah'ın sevdiği kullarıyız biz. Nereden baksan 300-400 lira. Ulan Haşim, ne sığır adamsın ha. İnsan şuna bir tuş kilidi koyar lan. Bu su içinde 400-500 eder. Ne de olsa akıllı telefon. Ama bir şey senden daha akıllı. Ha sen canını mı susadın? Hayatta bırakmam seni birde. Anne çocukluyum ben. Bıraksana ya. Arkadaşım bekliyor diyorum. Ağaç oldu kız dövmecide. Ay Müjde, dışarısı haydut kaynıyor. Gündüz gözü çocuk kaçırıyorlar. Ver şunu. Bırak. Ama annen haklı yavrucuğum ya. O kadar beslemiş, büyütmüş seni. Ne yani? Şimdi dışarı çık, haydutlara yem mi olasın göz göre göre? Ya sana ne be? Sen susana. Şişt, ayıp. O ne biçim laf kız? Ben de senin baban sayılırım. Kızım. Açın kapıyı. Sen görürsün babayı şimdi. Ha, açın kapıyı diyorum. Telefonum kaldı alayla, onu alıp gideceğim. Aç kapıyı. Açın kapıyı dedim ben. Telefonum burada yok. Ya aç diyorum. Kendi gözümle bir bakacağım, çıkacağım. Aç şu kapıyı. Ya yok diyoruz. Bana bak, bütün mahalle polis tanıyor. Bir çığlığına alırlar seni içeri. Lan açın diyorum, açın. Ben anlamadım ki, bu nasıl eve yaklaşma cezası kardeşim? Zırt pırt evde bu ya. Şişt. Ama kurallara biraz saygılı olalım. Rica edeceğim, istirham ediyorum ama ha. Ulan Fikri, ulan Fikri, ulan sen dışarı çıkmayacaksın değil mi? He? Ulan eve yaklaşma cezam var ama sana yaklaşma cezam yok nasılsa. Ulan ulan, o dilini tüyük yapıp boynuna bağlamazsan bana da aşık demesin lan. Aç kapıyı.
Senden korkan senden beter olsun lan. Azrail'e bir can borcum var. Gerekirse onu da öderim lan. Sen şimdi git. O okulun yanındaki parkta beni bekle. Ben bir saate orada olacağım. Lan ne parkı lan ne parkı? Çık şuraya geberteyim sen çık lan. Ayşe. Kızının yanında dövdürtme kendini. Hadi git buradan. Bir saat sonra parkta ol ha. Kozlarımızı orada paylaşalım hadi. Tamam ulan tamam. Tamam bir saate okulun yanındaki parktayım. Gel ulan geberteceğim seni. Hadi herif. Görüşeceğiz bakalım görüşeceğiz. Hadi. Siz ne yaptınız? Olması gerekeni yaptım. Fikri Bey. Ayvayı yedin. Babam seni sağ bırakmaz artık. Fikri Bey sizi öldürür. Gerekirse öldürür. Ay başım. Vallahi bırakmaz. Ben o zaman son kez bir abdest alayım. Nereye? Nereye dedin? Nereye? İlaç. Hı? İlaç. Ay başım. Ulan Haşim. Ben de sana papuç bırakacak göz var mı lan? Ha? Hani görürsün şimdi. Alo. Bana bak. Kızım benim elimde. Şişt, tamam lan şimdilik iyi. Şimdi sana biraz sonra tarif edeceğim yere bir saat içinde tam 100.000 lira getireceksin. Yoksa kızını göremezsin bir daha. Lütfen ne olur kızıma zarar vermeyin. Tamam istediğiniz parayı bulup hemen getireceğim. Tamam. Tamam. Bak bir saat sonra sizin okulun yanındaki o hani park var ya. Oraya 100.000 lirayı getiriyorsun. Hadi bakalım. Ha, sana dur. Sana beni tarif edeceğim. Böyle üstümde beyaz kareli bir gömlek var. Bir tane gri yelek var. Cepleri turuncu. Ben böyle şey gibi tıknaz top gibi bir şeyim. Sarışınım mavi gözlüyüm. Zaten görünce beni hemen tanıyacaksın. Hadi. Ulan Ayş, ulan Ayş'ım sen göreceksin lan ya, göreceksin. Yo yo, hayatta bırakmam Fikri Bey, hayatta bırakmam. Ama bu mesele benim için artık bir gurur meselesi oldu Şeyma Hanımcığım. Lütfen izin verin de gideyim. Ama o sizi öldürür. Ne yapalım, kaderde varsa ölmek neye yarar? Üzülmek. Ne kadar cesursunuz. Bana da müsaade Şeyma Hanımcığım. Düello beni bekler. Fikri Bey. Nereye? Düello'ya. Ah, gitti. Allah ya eğer bu çocuğun babası polise haber vermediyse yandım ha. Kim lan bunlar? Beyefendi bir kimliğinizi görebilir miyiz? Beyefendi bir kimliğinizi görebilir miyiz hadi? Ve kimliği lan bir dakika sen kimsin ya? Polis arkadaşım uğraştırma bizi ver şu kimliğini. Tamam bir dakika ya. Allah'ım. Helal olsun Türk polisi sana ya. Ne lan? Şimdi içinden içeri altınlar da gör bakalım sen. Aklınızda şikayet var. Biz de karakola geleceksin. Ne suçlaması abim? Kim şikayet etmiş beni ya? Allah Allah. Yoksun fikrinden verin mi şikayet? Ya ne yaptım ben be? Çocuk kaçırmaktan, nefidye istemekten aranıyorsunuz. Uğraştırma bizi. Abi ne çocuğu? Ne fidyesi abi? Ne diyorsunuz siz? Yok öyle bir şey. Ben fidye falan istemedim abi. Arkadaşım yürü. Oğlum devletin polisinden kurtulabilir misin lan böyle kolay kolay? Sokaklarda başıboş gezebilir misin lan? Oh, bundan sonra kolay kolay da çıkamazsın.
Gençler, nasılsınız? Telefon var, ilgilenir misiniz? Çok temiz telefon ha. Ama ihtiyaçtan satacağız işte, mecbur. Kaç para bu? Sen ne kadar verirsin? Bir ödül vermek istiyorum sana. Aramızda kalacak, olur mu? Bunları al. Allah Allah. Kiraz kızım, o para ne? Yanlış anlama abicim. Kızınız benim çocuğumu buldu. Keşke elinden daha fazlası gelse. Gelmiyor mu? Nasıl? Senin apartmanın varmış. Fikri abi. Hadi abi. Yok mu? Beyefendi, siz de evinize gidin. Daha sonra ifadenizi alacağız ama geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Oh, lan kızım. Babasının kızı işte. Hadi bakalım. Paranın yarısını bana ver. Sen o parayı unut. Neymiş? Sen bir defa karışma. Ben kızımı halledeceğim. Sen unut o parayı. Aferin sana be Kiraz. Ne kadar büyük bir iş başardığının farkında mısın? Bütün mahallenin kahramanı oldu değil mi? Ya. Hadi şimdi bir saat benimle gelmen gerek. Nereye? Çocuk şubede ifadesini almamız lazım. Ha, ama yani çocuğu buldu, yetmiyor mu? Yok Filiz, yine de ifadesini almamız lazım. Yakın zaten, beraber gidelim istersen. Hadi gel gidelim. Ulan komşuculuk ölmüş be. 100 kağıtta çıkartıp bana atsan ne olacak? Sonuçta senin kızını bulan kızın babası sayılır. Eğer ben o kızı yapmasaydım senin kızını kimse kurtaramaz. Hiç mantık yürüten yok ya. Bu mahallede hiç kimse diyor. Bak biz kızı büyütüyoruz, bu yaşlara getiriyoruz. Senin kızını kurtarayan ben sen çıkartıp bir tane bile duruyor çünkü. Hadi bak, hadi, hadi. Vallahi Şeyma Hanımcığım, ırz düşmanının biri kaçırmış çocukcağız ya. Yani söylentilere bakılırsa aileye yakın biriymiş o. Görüyor musun? Bu devirde komşuna bile güvenmeyeceksin Fikri Bey. Ya ya, en yakınınıza bile. Şeyma Hanımcığım, siz sadece bana güvenin. Bir tek benden zarar geldi size. Ben size bir şey oldu diye nasıl korktum biliyor musunuz Fikri Bey? Ne oldu Haşim'le? Haşim'le mi? Ya yok işte. Konuştuk, hallettik Haşim'le ya. Çekiniyor benden. Artık bir daha gelmez bu eve. Allah'ım, hakkınızı nasıl ödeyeceğiz biz? Allah sizden razı olsun. Ay Allah sizden de razı olsun Şeyma Hanımcığım. Ben sizi öldü sanıp size helva kavurmuştum. Durun size getireyim. Çok güzel oldu. Bir lokma yiyin de kendinize gelin. Getir, getir. Lan karıya bak. Bizim helvamızı yapmış. Şeyma Hanımcığım, gelirken bir tane de soğuk bira getirir misiniz? O kadar çok yorulmuşum ki bütün gün boğazım kurumuş. Kumanda nerede Şeyma Hanım bir de? Orada. Kalk, kalk bak, vallahi sabrım taşıyor, kalk. Ana, Allah, Allah, bu ne lan? Ay, bellerim, 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 bellerim. Ulan tufan var ya, senin yapacağın işin içine ben ya. Of, müstahak tufan. Sana, müstahak. Ya şuraya bak, eğmiş burası. Ya biz burada ne yapacağız? Burada yatak yok, döşek yok. Yahu kadın, amma söylendin sabah sabah ha. Al işte mis gibi ev. Bak ne güzel halısı var, kolonu var, abidesi var. Hatta tapusu bile var. Git sor istersen. Devletten daha iyi biliyorsun bana ya. Bana bak Fikri, sabrımı taşırma benim. Ya sen buraya ev mi diyorsun? Burada sadece 4 tane duvar var ya. Allah Allah ya, of, hadi hadi. Gidelim de kahvaltı yapalım, acımızdan ölüyoruz. Allah, şimdi var ya o kadın var ya, Karaçalı, Karaçalı mis gibi yapmıştır yumurtalar böyle lük lük. Lük, yumurta sarılarına gideriz, ekmekleri panlarız, bana tavanın böyle her tarafına sızar ona. Acayip acayip.
koydun mu beni ya? Allah Allah. Allah. Ay Fikri Bey. Allah. Aklım çıktı. Ne oldu? Uyku tutmadı mı? Ya siz de benim aklımı çıkarttınız öyle. Boğazım kurudu. Bir tane burjel alayım dedim ama bulamadım birayı. Ay bir ay hiç kalmadı Fikri Bey. Ama siz şöyle oturun. Ben size hemen bir süt ısıtayım. İçine de balı koydum. Oh mis gibi uyursunuz. Süt mü bal mı? Ne o ya, ben çocuk bir ne yiyeyim? Yok yok, çok güzel olacak. Bakın oturun, hemen uyursunuz hemen. Peki. Müjde. Ben acaba bir de börek mi yapsaydım? Bayılıyor Fikri Bey, böreğe bayılıyor. Bence boşansın da semerini yesin artık anne. Adam iki günde semirdi zaten. Aa kızım ne acayip, ne ayıp sözler onlar. Nereden öyle? Aa, hayırdır Fikri Bey, ne oldu? Tam 46 dakikadır yoksunuz. Bir şey mi oldu? Sorma ya, motoru bozmuşuz ya, çır çır çır. Bütün bağırsaklar sabaha kadar durmadı. Herhalde şu dün gece bana verdiğin sütten ya. Sütten mi? Nedense bütün iştahım kaçtı. Afiyet olsun size. Kızım, sağlık bu. O zaman Fikri Bey, ben size bir havlu ısıtayım ayaklarınızın altına. Bir de nane limon kaynattık mı? Yok yok, nane limona gerek yok. Ne yaptınız? Markete telefon açtınız mı? Siparişi verdiniz. Biralar geliyor değil mi? Biralar. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor ama öğleden sonra çırak yokmuş. Ben size hemen nane limonunuzu... Hayır, istemiyorum, istemiyorum. Siz parayı verin. Ben markete gideyim, kendi başıma alırım. Ama ben şey, karttan şey diyecektim. Nakit kalmadı da. Müjde bugün öğleden sonra getirir parayı. Sizin nane limonunuzu... Yok, istemiyorum dedim ya. Yani size zahmet olmasın. Ben kendim giderim, hem temiz hava bana iyi gelir. Tamam, siz rahatsız olmayın. Giderim tamam ya, nane limon diyor bana ya. Bir tane arpa suyu geçmemiş benim boğazımdan. Bu bana orada nane limon diyor ya. Sütten ha? Sütten hastalandı. Babasının kızı özlemiş de babasını gelmiş. Ne o ya, babaya günaydın yok mu artık? Allah. Tufi, sana da günaydın oğlum, sana da. Şşş lan. Tufi, hadi oğlum bana bir bira getir ya. Ya abi bak, para yoksa bira da yok, bu kadar. Oğlum kaçmıyoruz değil mi? Allah Allah, ben her gün buradayım. Hem ben başka bir yere gidebilir miyim ya? Yine buraya kaçacağım. Ya sen yedin yine maaşı değil mi? Ha? Gerçi vallahi iyi dayandı bu sefer. Tufan, herkese benden çay. Sağ ol Pembe. Eyvallah, kendine bereket ol ben. Eyvallah, eyvallah. Afiyet olsun. Ha bu arada, benim vereseyi kapatıyorum bugün. Aslan Ömer abi, hemen abi. Doldur onu. Lan çulsuz Ömer, nereden buldun lan parayı? Şişt, Tufan, benimki bira olsun ha. Ömer kardeşim ısmarlıyor. Ya abi, adam çay dedi, çay. Çayla bira aynı fiyat mı Allah aşkına ya? Oğlum sen acımasız mısın lan, insafsız mısın? Eh be! Ömer lan, parayı nereden buldun? Şişt, ya oğlum. Sana diyorum oğlum, nereden buldun? Ya ne yapacaksın nereden bulduğumu? Allah Allah. Çaldın mı lan yoksa? Tövbe estağfurullah. O ne biçim laf lan öyle? Nereden geliyor o zaman bu suyun kaynağı? Kan verdim. Kan verdin. Ana, hakikaten kan vermiş. İyi morartmamışlar lan seni. Ne yani şimdi sen kanı veriyorsun, ondan sonra sana para veriyorlar öyle mi? Ben bundan nasıl sittim, senedir haberdar değilim. Yok oğlum öyle değil. Ben Allah rızası için verdim. Sağ olsunlar, hasta yakınları bahşiş niyetine verdiler. Allah rızası için. Ben istemedim ya. Yani Allah rızası için gidiyorsun, veriyorsun, onlar da sana para veriyorlar onun karşılığında. Ha. Ne kadar kan, o kadar köfte. Tufan, sen benim birayı soğut, ben geliyorum oğlum. Allah razı olsun evlatım.
Ne demek be amca ya, lafım olur. Allah rızası için yaptık işte. Eğer bir daha ihtiyacın olursa ben telefon numaramı oraya bıraktım, kahvenin telefon numarasını. Beni arayın, ben hemen buraya gelirim. Tamam, sağ olasın, sağ olasın. Al kardeşim, Allah razı olsun tekrar. Bu ne? Meyve suyu. Şekerin düşmüştür şimdi. İçersin, hemen toplarsın kendini. Ben ne yapayım bunu ya? Bahşiş yok mu bahşiş? Ne bahşişi? O kadar kan verdi ki, onun bahşişi. Bizim paramız yok evladım. Ben o zaman niye verdim ki bu kanı? Sen sevaptır diye vermedin mi kardeşim? Tufan, bir bira ver la. Para? Yok. Bira da yok. Oğlum hepiniz yemin mi ettiniz lan el birliğiyle Fikri'yle bol öldürmeye? Allah Allah. Of, ne nalet günmüş be. Şişt, Ömer gel lan buraya, gel otur şuraya. Hayırdır Fikri, ne oldu ya? Oğlum hani gidip kan veriyorsun, sana bahşiş veriyorlardı ha? 2 litre kan verdim, 5 kuruş para almadım, karımın çekildiğiyle kaldım ya. Ne? Bir de insanlardan para mı istedin? Evet. Hiç olur mu öyle şey ya? Ya Allah rızası için verdiler bana diyorum ya. İyilik olsun diye. Bana da Allah rızası için şey etselerdi o vakit. Allah Allah. Fikri eli bol kanı bu oğlum. Vallahi billahi zarardayım ha. Ne biçim insansın sen ya Fikri? Ah Fikri ah. Sevabın bile hesapla. Dua et de insanlar sana ah etmesin. De. Senin de bir yerlerinden çıkmasın bu. Kim çıkıyor şu an? Kalk kalk, terk etmesin lan. Neremden çıkacak lan benim? Kendisi cukkayı doğrultmuş. Bana gelince ötete ötete. Tufan. Yok bir daha. Valla o... Ayna. Ana. Ya Hoca Efendi içeridesin biliyorum, aç şu kapıyı ya, of. Ne var Fikri, ne var? Ya Hoca Efendi ben sana bir şey danışacaktım ama. Bende sana verecek akıl kalmadı Fikri. Oyalama beni, camiye gidiyorum. Ya Hoca Efendi dur bir dakika ya, dur bir dakika ya. Bak, farz et ki insanın ölüm tehlikesi var. Ve son dakikada bir gol atıp berabere kalmak istiyor, o zaman ne olacak? Ya Fikri yürü git işine. Ya bir dur, tamam tamam. Ya tamam, o kişi benim. Ben son anda arayı düzeltmek için ne yapmalıyım? Bir de maçın sonuna doğru ofsayttan bile gol atmaya çalıştıysam o zaman ne olacak? Fikri, sen git evlatlarının hayır duasını al. Seni ancak bu kurtarır. Öyle. Hı. He, niye uzatıyorsun ki bu kadar o zaman? Yek lan. Hayda hep yek geliyor ya. Hep yek, hep yek, hep yek. O ne be? Ulan yine yek ya. Al işte yek ya. Fikri abi. Hı? İyi misin abi? İyi değilim. Ne oldu hayırdır? Her şey geçici be. Her anın kıymetini bilmek lazım. Tufan hayat çok kısa be. Nasıl abi? Hakkını helal et Tufan. Ama önce bir bira ver. Bira yok abi. Yuh lan! Gebersen bira vermeyeceğim ben. Delireceğim ya, delireceğim anasını satayım. Oh, bacağım ya.
Oh, mis gibi. Şeyma Hanım! Şeyma Hanım aşkına! Ah, duymuyor ki Şeyma Hanım! Fikri Bey. Şeyma Hanım. Kesin Fikri Bey'e bir şey oldu. Şeyma Hanım aç kapıyı aç. Fikri Bey! Fikri Bey! Fikri Bey! Gelin hoş geldin. Ne oldu? Neyiniz var? İyi değilim ben Şeyma Hanım. Yok Şeyma Hanımcığım ben iyi değilim, hiç iyi değilim. Ne oldu? Yoksa Haşim mi? Yok canım ne Haşim'i, onu çıkartmazlar, salmazlar. Nasıl? Efendim? Şeyma Hanım, ben buraya size veda etmeye geldim. Veda mı? Nasıl yani? Biliyorsunuz sayım o gün çabuk geçer. Ben de o günlerimi çocuklarımın yanında sayayım istiyorum yani. Cehennemden önce son çıkış. Nasıl yani? Sizde zaten birkaç gündür bir tuhaflık var. Ne oluyor Fikri Bey? Şeyma Hanım ben... gidiyorum. Nereye? 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 Fikri Bey nereye? Gidiyorum ben Şeyma Hanım. Hakkınızı helal edin. Nereye? Ne oluyor? Fikri Bey, Fikri Bey. Fikri Bey, nereye? Ay hadi siz gidin, ben kaçtım. Aa, gel bir kahve içelim. Yok ya, bu akşam annem gelmiyor ya. Romantik bir sofra hazırlayayım. Tufancığım da baş başa kalalım biraz. İyi, tamam. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Gelir. Fikret şu çantanı atma şuraya yavrum. Al odana götür. Şuraya koyuyorum abla. Tamam. Kiraz, sen de odaya konuş ya seninle. Hadi sen içeride oyna ablacığım. Evet Kiraz'cığım, seni dinliyorum. Sen bu yaptığın ne kadar ayıp, farkında mısın? Ne demek başkalarına benim adıma mesaj atmak? Ne oluyor sana ya son zamanlarda? Kiraz bana bak, seninle konuşuyorum. Ne demek Barış'a benim adıma mesaj atıp buluşma ayarlamak ya? Parka da gidelim diye bu yüzden tutturdun değil mi? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Hem bilmiyor musun, o telefonu öyle tık tık mesajlaşmak için değil, acil durumlarda kullanalım diye. Kiraz, seninle konuşuyorum. Senin için yaptım. Pardon? Senin için yaptım diyorum. Ne demekmiş o? Ya, onu görünce yüzün gülüyor. Böyle Barış abi görünce mutlu oluyorsun. Bir daha sakın böyle bir şey duymayacağım. Tamam, bir daha asla böyle bir şey yapmayacaksın. Evlatlarım, neredesiniz? Babam geldi. Ay, 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 güzel kızım benim, bütün benim güzel. Ah, Filiz'im de buradaymış. Ay, 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 ay. Hadi bakalım. Hadi döndüm, gelin, gelin oturalım. Döndüm artık eve, bundan sonra hiç ayrılmayalım. Hadi gelin ablacığım, bakalım. Ablacığım, bir izin verin bana. Gel, ay babasını özlemiş bizim. Gel kızım, gel. Heh. Sen içkiden başka bir şey mi içtin? Yok vallahi, iki geceden beri boğazımdan aşağıya tek yudum içki geçmedi. Hadi sen diğerlerini de çağır. Şöyle hep birlikte olalım bu akşam. Yarın sabah ne olacağı hiç belli olmaz. Hadi kızım, gel gel. Ya baba, şimdi sen her gün bizle mi olacaksın? Evet kızım, bundan sonra hep sizle olacağım. Hiç ayrılmayacağım sizden. Hadi hadi, hadi, hadi sarılalım, hadi gel gel. Ah, ah Fikret. Yok Rahmet. Gel sarı kafa, gel 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 gel, bir tane bak şuna ya. Maşallah maşallah. Güzelim. İsmet. Ha, İsmet ben koydum zaten, ben koydum. Oo. Hadi gelin bakalım, babanıza sarılın sarılın sarı. Gel lan buraya, yabani durma. Yaban gel. Ha, sarılalım hadi. Oy gel. Gel, hayır, benim sinirim bozuluyor Allah aşkına. Hayır canım. Şey, tabii üzüldü, üzüldü. Oo.
Güzel kızım Filiz'im, eline sağlık. Anlamadım yani, geldi böyle. Böyle eğleniyor çocuklarla, ayık falan. Allah Allah. Başına taş da düşmüş olabilir, bilemiyoruz. Abla. Ya çocuklar alışıyor hemen, ona fena oluyorum. Bak bu geçen sefer de böyle yaptı. Kahvedekilerle iddiaya girmiş, çocuklarıma en iyi babalığı ben yaparım diye. Geldi buraya, iki gün içmedi, ayık gezdi. Sonra kayboldu gitti, susturamadık Kiraz'ı. Ablacığım biliyorum da ne yapayım şimdi çocukların önünde? Doğru diyorsun. İyi, ben o damlayayım o zaman. Sevimli duruyor burada. Sinirleniyorum. Baba öyle değil ki, bu böyle. Bu böyle, bak ondan sonra bu böyleyi biliyor musun? Böyle. Kuşlar uçar, anne azarlar. Ne yaptınız? O da çok eder verdiler. Öyle mi? Bize de. Yapmayacak ki. Ben yapacağım ya. Yapma, hoşçakalın. Minik eli bollar, nereye böyle? Eve gidiyoruz, sen de gelsene. Yok, ben Müjde ile buluşacağım ya, sonra gelirim. Ben de markete kaçıyorum. Koş, plaket dağıtıyorlar. Babam değil mi abi? Baba? Şu an büyük bir tarihe tanıklık ediyoruz. Ben bu yaşıma geldim, babamı okulda ilk defa görüyorum ha. Ben de. Ben sizin yaşınız kızım. Rahmet, Hikmet, nasılsın oğlum? Ne yapıyorsun baba sen burada? İyi, sizi almaya geldim. Bizi almaya geldim. Ay canım babam benim, nasıl tatlısın. İyi, görüşürüz o zaman. Evlatlarım benim, gelin bakalım ha. Nasılsınız, nasıl geçti okul? Güzel mi? Ha? Ne oldu? Canım babam. Oy, güzel. Ya sen neyin peşindesin? Nasıl geçti lan okul? Canım yapar. Ödev yapacaksın. Yapacaksın. Baba, hemen eve gitmesek. Nereye gidelim? Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Oğlum sen var ya, ciroz gibi duruyorsun ama oğlum nefesimi kessin ha. Dur lan in. Allah. Baba beni de sırtına alsana. Dur kızım, dur bir soluklanayım ya. Söz mü? Söz, hadi bakalım. Baba bir şey diyeceğim. Şey, haftaya veli toplantısı var. Gelebilir misin? Gelirim oğlum. Sen ciddi misin? Ya ciddiyim tabii. Niye gelmeyeyim ya? Ne zaman istediniz de gelmedim. Kiraz abi baksana ya. Kiraz'cığım siz bir beni bekleyin. Ben 5 dakika İsmet göz kulak olayım. Ne var lan? Ne? Abi sabahtan beri seni arıyorum. Neredesin ya? Ne oldu oğlum? Abi seni hastaneden aradılar. Bana mı haber vermiyorsunuz ya? Abi yoksun ortada. Şimdi görünce seslendim.
Zaten ne dediler oğlum? Kaç aylık ömrüm kalmış? Gün falan yoksa. Dediler ki... Şş, sus lan. Kesin kahveye girecek ha. Girmeyecek. Benim babam artık değişti. Girecek. Girmeyecek. Girecek. Girmeyecek diyorum sana. Tamam bak izle görüştü. Söyle söyle söyle. Dediler ki Fikri Bey endişelenmesin, testler temiz çıkmış. Dediler. Bir daha söyle. Dediler ki Fikri Bey endişelenmesin, testler temiz çıkmış. Allah! Oğlum Allah'ın sevgili kuluymuşum abi. Artık uzatmalarımı oynuyorum. Abi kız sakin ol, ne yapıyorsun? Hadi lan git bana bir tane bir an git. Allah Allah. Hadi soğut, soğut, soğut. Şu çocuklar, siz şu parayı alın, eve gidin. Ben birazdan geleceğim, çekler. Al kızım, bir tane gofret alın, paylaşın tamam mı? Eşit, hadi siz gidin, ben geliyorum. Ben sana ne dedim? Sus. Benimle yürüme. Rahatsızlık verdiysem özür dilerim. Alo. Alo, ben Sarp. Vapurda telefonunu vermiştim. Hani şu şarkı söyleyen yer. Rahmet. Aklıma takıldı da, kardeşim var mı senin? İki insanla karıştıkları zaman... Ya sen nereden çıktın? Hani gitmişti? Ben kapıdan çıkarım, bacadan girerim. Benim ne zaman ne yapacağım hiç belli olmaz. Aa, nerede o anne babacak mübarek kadın? Fikri Bey! Ay şey... Fikri Bey! Hoş geldiniz! Şeyma Hanımcığım, beni affedebilecek misiniz? Şeyma Hanım, eğer siz izin verirseniz ben tekrar kalmaya geldim. Hem zaten sizinle ben doğru düzgün çalışamadım daha. Ben sizi alacağım, dışarılara çıkartacağım, size bira, çay ısmarlayacağım. Kalabilir miyim Şeyma Hanım? Tabii ki, tabii ki kalabilirsiniz. Ama önce bir duşa girin. Şöyle temizlenin bir pantolonun. İşlerimizi çok iyi akıl ettiniz. Peki Şeyma Hanımcığım, bira var mı bira? Şey, sizi ne olur ne olmaz belki gelirsiniz diye buzluğa iki tane atmıştım. Oh be, insanın evi gibisi yok ha. Allah'ım döndü. Karşılığında bir hafta beleş bile isterim ha. Nasıl? Senin isteyeceğin şeyi yapmam için karşılığında bir hafta beleş bile isterim. Ya daha ağzından kelime çıkmadı. Sen nereden anladın benim bir şey isteyeceğimi? Belli oluyor lan. Yapma ya. Şimdi abi, biz Tüner'le evleniyoruz. Yapma ya. Ama yalan bak. Ha o zaman iyi. Ya şimdi bize bir tane şey lazım. Sahte nikah memuru. Yani gelecek, nikah kıyıyormuş gibi yapacak ama yalandan sonra gidecek. Bu, kimden buluruz? Tamam canım, o işi ben de hallederiz. Emin misin? Bak çuvallamayalım sonra da. Ya sen bana bıraksan biradan haber ver. İyi. Hiç yani böyle niye sahte nikah falan hiç merak etmiyorsun değil mi? Ya. Ne bok yedin sen? Hanımefendi, buraya bayanlar giremez ama. Ayıp ama ya. Çıkın dışarı. İki tane adam geldi kapıya. Ya parayı versin ya arabayı diyorlar. Ne demek o? Ne yapıyor ya? Buradalar mı? Kim bu adamlar? Ya kızım, burada değiller. Biz bu adamlarla tesadüf eseri tanıştık, şey ettik. Yani birlikte ortak bir iş yapacaktık, bir girişim. Yani... Korsan taksiye çıkacaktık. Ee? İyisi,
Ben korsan taksiye çıktım. Polis beni bir çevirdi. Ben bir panikledim. Şimdi kimlik mimlik sorar, bizim sakatlık maaşı güme gider dedim. Hemen arabayı orada bıraktım. Tavanları yağladım. Satmış. Vallahi arabayı satmış. Lan ne satması be? Satsam para nerede? Benim kapıma mafya bozuntuları dayanamaz. Sen bu işleri çözeceksin hemen. Evet ya, ne yapsak kızım acaba? Ben bir haftalığına İzmit'e amcanginlere falan mı gitsem? Ya gidemezsin bir yere ya. Burada kalıp bu işi halledeceksin. Zaten Fikret'in veli toplantısına gitmen lazım. Gidemezsin bir yere yani. Ya ne veli toplantısı ya? Aa. Çocuğa kesin geleceğim demişsin. Zaten sürekli şikayet geliyor. Ya oğlan çocuğu bu. Yaramazlık da yapacak, kutulacak da. Aa. Fikret'inki öyle yaramazlık değil. Okuldan atacaklar çocuğu. Müdür seni görmek istiyor özellikle. Okuldan mı atacak? Git konuş o zaman. Allah'ım anlatamıyor muyum? Seni istiyorlar, seni. Ya uf, bir düşün yakamdan be artık. Bir düşün ya. Ya Allah seni bildiği gibi yapsın. Tufan, hadi oğlum. Git sen benim ilk birayı getir bakalım. Hala bira diyor herif ya. Ya hadi. Babacığım, anla... Ah. Fikri. Allah! Ananı... Allah tomurunuzun belasını versin. Aha yırttı yine. Anneciğim ağlama artık. Ama çok üzülüyorum be kızım. Üzülme, dünyanın sonu değil ki. Alt tarafı bir veli toplantısı. Alt tarafı veli toplantısı mı? Ben o toplantıya gelmek istiyordum. Öğretmenlerinin senin hakkında ne düşündüğünü duymak istiyordum. Ya biliyorum ama bu kadar üzülecek bir şey yok. Yapma böyle. Of, ulan hiç mi gitmeyecek bu herif ya? Yok yok arkadaş, bu benim ağzımla burnumun yerini değiştirene kadar gitmeyecek ya. Ulan Tufan ne yaptı acaba? Benim dışarı çıkmam şart ya. Daha ben nikah memuru bulacağım. Hadi gel. İçeri gidelim. Dinlen biraz sen. Ben aslında şöyle bir dip bucak temizlik yapsam hiçbir şeyim kalmaz. Gel sen biraz uzan içeride. Uzan. Ben de ilaçlarını getireyim. İstersen seni dışarı çıkarabilirim. Nasıl olacakmış o iş? Sen benimle veli toplantısına gel. Ben de seni babamdan koruyayım. Yapma ya. Ya. Şimdi git annemin yanına. Müjdeyle okula ben giderim. Siz üzülmeyin hadi. Tabii. Sen bilirsin. Nasıl? Koruyabilecek misin sen? Bunu benden başka kimse yapamaz. Şeyma Ay hakkınızı nasıl öderiz bilmiyorum Fikri Bey. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Ya yok canım, lafım olur ya. Sonuçta Müjde de benim bir kızım sayılır. Elime mi yapışır? Öyle öyle. Hadi anneciğim kapat sen kapıyı artık. Kapatayım. Hadi haberlerinizi bekliyorum dört gözle. Çok yakıştı, çok güzel oldu. Hadi kızım gidelim. Hadi. Müjde senin de kızın sayılmaz yalnız Fikri Bey. Onu söyleyeyim mi? Aman ben annenin gönlü olsun diye öyle söyledim. Lan Fikri! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Ya dur bırak! Ya kızım sen çık aradan! Çekilmiyorum! Bana bak, bir daha bana dokunmaya kalkarsan öyle bir çığlık atarım ki değil polis ordu yığarım buraya. O zaman kimse kurtaramaz seni. O çıktığın hapse de geri girersin. Kızım sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Diyorum ki yürü git. Ya Allah aşkına kızım, senin bu herifle ne işin var? Ne işin var? Siz nereye gidiyorsunuz? Biz Fikri babacığımla veli toplantısına gidiyoruz. Ne? Duydun işte. Yürü Fikri babacığım. Ya kızım delirtmeyin beni. Senin bu herifin veli toplantısında ne işi var Allah aşkına? Senin babam ben değil miyim? Benim babam öldü. Günümüz. Şansını zorlama istersen. Hadi. Bana bakın. Eve dönene kadar böyle tertemiz kalacaksınız, tamam mı? Kirletmeyin üstünüzü. Tamam da
Niye hep birlikte gidiyoruz ki abla? Çünkü ablacığım düzgün ve birbirine bağlı bir aile olduğumuzu görmeleri lazım. Düzgün? Ne var? Abla. Ha. Ben gelemem. Ne demek o? Marketi bana bıraktılar. Hay senin marketine ya. Ne yaparsa yap. Bana bakın. Babamız olmadığı için çok daha iyi bir etki yaratmamız lazım, tamam mı? Pekocuğum asma yüzünü. Tamam, halledeceğiz. Ha, halledeceğiz. Nasıl? Ne bileyim, bakacağız. Hadi. Mamimo. Koş. Koş Mamimo, koş. Hadi. Alo. Günaydın. Günaydın. Ne? Hazır mısın milli toplantısına? Ay, yine yalan söyleyeyim değilim ya. Ne o, niye? İyi olmayacak, ne var? Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Şimdi çocuklar bekliyor, arayayım mı seni sonra? Tamam, tamam. Hadi, iyi şanslar. Sağ ol. Dur bakayım. Heh. İçeri gireceğiz, uslu uslu oturacaksınız, tamam mı? Tamam abla. Heh. İyi. Hadi halledeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Filiz. Merhaba müdür bey. Biz Fikret'in durumunu görüşmek için gelmiştik de. Tamam da böyle olmaz ki. Çocuklar dışarıda beklesin. Siz ikiniz gelin bakalım. Tamam. Tamam. Hadi. Buyurun oturun. Evet. Filiz, baban nerede? Babam şehir dışında. Ya bunca senedir bu kadar elbol okuttum bu okulda. Bir kere o babanı görmedim. Bak Filiz, geçen sefer de söyledim sana. Yalnız müdür bey, biz de Fikret'in velileri sayılırız yani. Evet, çok iyi bakıyoruz biz ona. Belli belli. İşin aslı şu. Fikret okuldan atılmak üzere. Benim kanuni işlemleri başlatabilmem için yasal vasıtasıyla görüşmem lazım. Ne olur yapmayın. Yani Fikret okulu çok seviyor. Tabii seviyor. Bütün kurbanları bu okulda da ondan. Yani çocuğun bütün arkadaşları burada şimdi. Kızınızla gurur duyun. Hem çok çalışkan hem de çok sosyal bir çocuk. Notları da gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Müjdenin geleceği çok parlak. Babasına çekmiş. Küçükken geçirdiğimiz o kaliteli zamanların meyvesini şimdi topluyoruz hocam. Hiç gözümü ayırmadım ondan. Bir dakika yalnız bırakmadım. O yatağa geçtiği zaman annesiyle beraber hemen kitabı alıp hep okuduk. O öyle uyudu. Bravo. Keşke her veli sizin gibi ilgili olsa. Keşke. Keşke biz de daha önce tanışsaydık sizinle. Keşke, keşke. Bak kızım, yasal vasıtasının olmadığı bir eve müdahale etmek zorundayım. Bakanlığa haber vermem lazım. Biriyle gelip sizinle ilgilenmesi gerek. Bu böyle devam edemez. Ama müdür bey biz... Yani ben onun ablası gibi değil, ya annesi gibiyim. Hem annelik hem babalık yapıyorum onlara. Yani şimdi bakanlığa falan söylerseniz Fikret'i alırlar bizden. Yapmayın ne olur. Kusura bakmayın, elimden hiçbir şey gelmez. Gel. Kusura bakma hayatım ya. Geç kaldım, toplantı bir türlü bitmek bilmedi. Ne haber Ahmet? İyi. Merhabalar müdür bey. Merhaba. Barış ben, Filiz'in nişanlısı. Hoş geldiniz. Söyledin mi hoca? Neyi? Çocukların vesayetini alacak mısın? Bizim düğünümüz var da yakında. Hatta boş olursanız o gün sizi de bekleriz. Şu an davetiler basılıyor. Bu işlemler bittikten sonra çocukların yasal işlemlerine başlayacağız. Evet, müdür bey, yani bakanlığı aramanıza gerek yok. Biz zaten en yakın zamanda evlenip halledeceğiz işlemleri. Çok geç. Olmaz. Özellikle matematikte bayağı ilerleme kaydetti. Akşamları ben çalıştırıyorum da ondan. Öyle mi? Siz ne mezunuydunuz?
Ya beni boş verin. Önemli olan çocuklarımız. Önemli olan onların geleceği, onların şeyi, istikbali. Yani sokaklarda bir sürü çocuk heba olup gidiyor hocam. Neden? Çünkü sorumsuz anne babalar yüzünden onları öyle salıyorlar. Çocuklar ne yapsın? Tek başlarında bir şekilde hayatla mücadele etmeye çalışıyorlar. Sabirler işte. Bak, zaman yok Filiz. Bir an evvel Fikret'le profesyonel birilerinin ilgilenmesi gerek. Müdür Bey, okulun rehberlik hocası var. Rehberlik öğretmeniyle son görüşmesinde kadının çantasına ölü bir fare koymuş. Kadın ilgilenmek istemiyor. Ama müdür bey, biraz zaman verseniz bize. Filiz, yeter. Vay, 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 vay. Bu 47-48 şampiyon Fenerbahçe kadrosu değil mi? Oradaki de efsane futbolcu Defter. Ben biraz hasta Fenerbahçeliyim de kusura bakmayın. Siz devam edin, ben yokmuşum gibi. Neyse, ben sizi haberdar edeceğim yasal prosedürler için. 54 Dünya Kupası'nda Kore'ye attığı golü hatırlıyorsunuz değil mi? Kim hatırlamaz ki? O maçtaki forması vardı bende. Hadi ya. Ya. Ya benim babam onun babası deli Fenerbahçe'ymiş. Peki mal mülk bırakmadılar ama daha önemli miras bıraktılar bana. Defterin efsane futbolcunun forması. Hem de imzalı. İmzalı ha? Ya. 5 dakika yalnız konuşabilir miyiz müdür bey? Tabii. Buyurun. Sen beni dışarıda bekle bebeğim. Geleceğim ben. Ya müdür bey. Haber edelim. Bir şey yok, bekleyeceğiz daha. Ne diyorsun, yapar mı ya? Yapar herhalde. O statta fotoğraflarım var. Abi işte ya, o kadar şanslısınız ki. Keşke ben de o maçta olsaydım. Öyle. O stadın böyle kokusunun içine çekmek bile başka bir şey insan için bilmiyorum. Fenerbahçe ya. Başka bir şey görmüştüm. Rahmetli çok büyük topçuydu. Çok, çok. Müdür bey. Ben şu bahsettiğim formayı ne zamandır bir hayır kurumuna bağışlamayı düşünüyordum. Düşünüyordum. Ama şimdi görüyorum ki bu formayı hak eden birisi varsa o da sizin gibi bu renklere gönül vermiş birisidir. Tekrar teşekkürler, kolay gelsin. Ne oldu? Bir şey olmadı, hallettim. Nasıl? Bayağı aramayacak bakanlığı. Son dedi ama, gerçekten son. Çok son. Duydun mu Mahmut'u? Duymuş. Oh. Ha. Bu arada artık benimle evlenmeye mecbursun. Çocukların geleceği söz konusu. Ha, çocukların geleceği için. Evet. Vallahi. Hadi yuttun gene. Gerçekten çok korktum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Ben de. Uzun zamandır böyle bilinçli bir veliyle ilk kez karşılaşıyorum. Yani biz sadece çocuklarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Baba? Hayır. Ne yapıyorsunuz siz? Ne oldu? Attılar mı bunu okuldan? Ha? Hallettik. Ben ne dedim sana? Atmazlar ya, atamazlar. İşleri güçleri biliyor. Lan, şişt, sen de biraz dikkatli ol lan. Sargıma. Madem bana ihtiyaç kalmadı, ben gidiyorum o zaman. Hadi bakalım, görüşürüz. Bacım, boş öyle güzellettik işte ya, gel. Oh. Hadi Filiz. Rahmet. Rahmet, hadi. Helva malzemesi getirdim, mutfağa bıraktım. Benim helvam o.
Kavurun da yiyelim o zaman. Ne kadar öcecisin ya. Peki bir şey soracağım sana. Soruyorum ben sadece. Mesela bizim burada hiç normal bir günümüz geçmeyecek mi? Hı? Nasıl? Ben böyle kalp krizine yaklaşmadan bir günüm geçmeyecek mi? Yani merak ediyorum, soruyorum. Yani sen de adamına söylüyorsun yani. Hiç. Çok beklersin yani. Fikri abi, seni hazırlamamız lazım. Nasıl hazırlamak? Adamlar gelince içeri geçmeyecekler mi? Gelince de görmek istemeyecekler mi Fikri abi? Hazırlamamız lazım işte. Helva yemeyecek miyiz? Ne kadar meraklısın kendi helvanı yemeye ya. Fikri abi hadi. Hadi hazırlayalım seni. Hadi. Hadi bakalım. Hangi odada öleceksin? Şu yaptıklarımıza bak ya. Baba ver şunu Allah'ını seversen ya. Aman bıçak var elinde. Ya bunu dizi gibi, film gibi düşün. Adam rol yapıyor. Ben vallahi babamı hiçbir şekilde düşünemiyorum bu halde. Kusura bakmayın. O keskin değil, değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Bunun böyle yapıldığına eminiz, değil mi? Eminiz tabii. Aa, mis gibi oldu baksana. Kavurdunuz mu? Heh, kokusu yenmiyor. Helva ya. Yiyeceğiz ha. Konuşma, yiyeceğiz helva, tamam. Oldun mu? Oldun. Efsane oldun Fikri abi. Bak. Yusuf, al olmuş. Hayırdır beyler, kime baktınız? Adam nerede? Mekana takıldığını biliyoruz. Sakın öyle ben görmedim etmedim deme. Bizi de uğraştırma. Hadi kardeşim. Söylesene birader. Nerede bu Fikri denen adam? Fikri abiyi kaybettik. Nasıl kaybettin? Yok öyle değil. Yani sizler Ömür. Hadi lan oradan. Dün gece yarısı ya. Öyle bir anda kalp dedi gitti adam. Dedik çok dedik abi. İçme bu kadar, yapma, gözünü seveyim. Dayanmadı işte, kalbi dayanmadı adam. Ne yapacaksın? Allah rahmet eylesin. Sallıyor abi, yalan söylüyor bu. Kesin saklıyorlar Fikri'yi. Ya beyler biraz ölüye saygınız olsun Allah aşkına ya. 6 tane boy boy çocuğu yetim kaldı adam. Perperişan oldular. İnanmıyorsanız gidin bakın ya. Ulan bana bak. Eğer bir yalan söylediğini anlayayım, şu mekanı senin kafana yıkarım. Yürü. Al da bakayım nasıl alıyorsun? Koy elini. Kes. İsmi o. Aslanım be. Güzel. Tamam. Sen? Güzel. Bir, iki, üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç. Ağla. Ha, bu. Bu. Bunu bozmuşsun tamam mı? Ağla deyince ağla. Güzel. Bu. Alo. Tülay. Geliyor bak bu herifler ha. Durma sen de orada. Tamam hadi çık git sen. Ne yapıyorlar sarsınlar bırak. Ya tamam işim bitsin geleceğim. Güzel. Tamam iyi, durmam iyi. Burada. Hadi hadi iyi, aşkım. Iyi. Hadi öpüyorum. Hadi sağ ol. Geliyorlar. Ha? Adamlar geliyor bak. Ay geliyorlar. Tamam gelsinler. Tülay sen eve gitsene ya. Başını belaya sokma sen de hadi. Ay saçmalama ben seni böyle acılı bir günde tek başına bırakır mıyım? Ağladık. Aha. Panik yok. Ay geldiler. Geldiler. Ağla bakayım. Ağla. Ay çocuklardan etkilendim. Tamam devam. 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 Evet bu. Bozmak yok tamam mı? Buyurun. Fikri'yi görmeye geldik. Harbi mi? Ay evet. Aa. 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 Kim bunlar ya? Babamın arkadaşları. Ay. Ne zaman vefat etti rahmetli? Dün gece abi. Bu sabah. Dün gece. Sabaha karşı. Ay. Sabaha karşı öldü abi ben. Ay. Üzülsen ne dediğimi bilmiyorum ya. İlk defa babam öldü yemin ediyorum yani. Cenazesi içeride mi? Evde abi içeride böyle yatıyor yemin ediyorum.
O zaman rahmetliyi son bir kez görsek. Malum çok severdik kendisi. Tabii tabii, buyurun. Buyurun tabii. Babam. Öf geç abi, geç. Buyurun, buyurun. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun abi. Başınız sağ olsun. Üzülme canım. Bugünler de geçer. Biz neler gördük. Ay. Dağ gibi babam gitti ya. Mustafa abi, ben çok kötü oldum. Hadi biz gidelim artık. Dur be Hüseyin, bir patron arayayım ya. Abi biz şu an Fikri'nin evindeyiz de. Bu Fikri ölmüş. Kalp krizi diyorlar. Vallahi çoluk çocuk perişan burada. Herkes ağlıyor. Biz de gördük abi cenazeyi. Allah günah yazmasın. Ha, istiyorsan bir parmağını kesip getireyim sana ispat bakımından. Tamam abi. Tekrar başınız sağ olsun. Bir helvasını verseydim rahmetli. Ne var? Susun be. Baba, gittiler. Baba. Baba, kalksana, gittiler. Abla, baban kıpırdamıyor. Baba. 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 Ay tamam ya. Fikri abi kıpırdamasın diye uyku hapı verdim, merak etmeyin. Ya niye söylemiyorsun? Aa, fenalık geçiriyordum. Ay ne bileyim ben. Rahmet şu babamın çenesini falan çöz bıçağı da. Sen değil, abin. Hadi. Alo. Alo Filiz, ne haber? İyiyim, sen? İyi, hadi hazırlan. Seni kahvaltıya götüreceğim. Ya bugün gerçekten çok zor Barış, kahvaltı falan. Kız gitsene. Bir saniye Barış. Ya nasıl gideyim ya? Babam içeride baygın, çocuklar travma geçiriyor. Ya ben kalırım Fikri abiyle. Çocuklar da biraz hava almış olur. Ya Kiraz nasıl etkilendi durumdan, görmedin mi? Hadi. Barış, ben çocukları bırakamıyorum yine. İstersen başka bir zaman. Tamam, o zaman çocukları da hazırlıyorsun. 5 dakika gelip alıyorum sizi. Ama... Hadi 5 dakikaya oradayım. Bay bay. Çok sağ ol Tülay abla ya. Ay ne demek canım? Alt tarafı el birliğiyle babanı öldürdük yani. Şeytan kulağına kurşun. Bana bak, o 3-4 saat daha uyur ha. Ya alışık o ya, bir şey olmaz ona. Tamam canım, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Baba ne yapıyorsun ya? Hortlak gibi çıktın karşıma. Babanım oğlum işte. Ne üşüyorum oğlum ben? Saat kaç oldu saat? 12'ye geliyor. Abi, ben o kadar saat nasıl uyudum lan?
Yaşayan ölülerin dönüşü. Ya sen niye geldin? Tahsilat için oğlum. Ne tahsilatı? Yahu sahte nikahımız. Tamam tamam arkadaş. Niye bağırıyorsun ya? Bir hafta beleş birasını anlaşmadık mı bunu? Bana bak. Vallahi şuraya çıkarım yayarım bütün mahalleye. Nikahta memur da sahteydi derim ha. Yok lan yok sen de ben Tülay'ın anasının telefonu vardı bende. Birinden telefonu alıp şimdi ararım. Ya tamam abicim ya sen ne kadar çirkinleşmeye müsait bir adamsın ya. Allah Allah tamam vereceğiz dedik. Durdun kabahat hadi git getir bir ama. Zaten senin Tülay bana uyku ilacı vermiş sersem gibiyim. Ya iyi de sen niye çıktın niye? Bu herifler deli gibi seni arıyor. Allah Allah hortlak gibi geziyorsun ortalıkta. Bir şey olmaz gitmişler falan onlar. Ama iyi kekledik adamları ha. Neredeyse ben bile inanacaktım dalları diktiğime. Ama öldük diye beleş birayı kaçırmayayım lan ben. Enayi miyim? Hadi 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 oğlum git getir bakalım. Arkadaş bu şimdi. Komaya girene kadar içer. Akşam olan nasıl kahvede nasıl bir olman hayret bir şey ya. Kahve dilinde bir abi içmemeli. Ben yer miyim lan bunun adamı? Yer miyim lan? Bana derler benim adım. Ne lan benim adım? Kalk lan. Kalk. Ne oluyor? Ne yaptın Fikri? Sıçtık lan biz. Öteki taraftan izne mi geldi? Ne oldu ha? Yani bir şey değil mi? Siz şimdi olayı yanlış anlamışsınız ha. Ya sen nasıl bir psikopatsın? İnsan kendi cenazesini kaldırır mı? Ulan çeneni bağlatmışsın. Bir de kalavra gibi yatmışsın ha. Az daha inanıyorduk. Ya işte çok çalıştık. Yani inandırıcı olsun diye. Ne yapacağız Fikri biz seninle? Nasıl alacağız bu parayı? Abi bir tane daha vurayım mı ben? Dur oğlum insan ol bir dur lan. Çare yok. Öldüreceğiz seni. Sen alışkınsın. Bir de bizi öl. Ya ne demek o ya? Öldüm öl. İnsan para için öldürülür mü ya? Siz merak etmeyin. Ben ne yapar eder? İstanbul'u altın üstüne getirir. Bulurum o parayı ya. Siz merak etmeyin. Benim de kendime göre bazı tanıdıklarım var, muhitim var. Siz hiç merak etmeyin. Vallahi billahi ben alırım. Allah musak çarpsın ki bulurum lan. Vallahi. Nereden bulacaksın? Bulursun. Bağla lan bunun ağzını. Ne ağız bağlaması çok abart. Ne bu filmlerdeki gibi de. Abi. Yarın patron gelince bakarız icabı. Ya. Abi. Merhaba. Lan siz beni boş edebilir misiniz lan? Benim adam benim oğlum. Siz kimle dans ettiğinizi biliyor musunuz lan? Siz kimle dans ettiğinizi sanıyorsunuz lan? Buraya koy böyle. Çak. Gelin sana. Al
baba. Nasıl çocuklar? Filiz evde mi? Yo. Tamam, biz şimdi İsmet'le gidiyoruz. Gel bakalım. Nereye ya? Ne? Biraz dışarı çıkacağız. Filiz'in de haberi var zaten. Onunla biz şimdi hayvanat bahçesine gideceğiz. Ya biz de gelelim. Yok yok, bugün İsmet'le gideyim. Yarın sizle gideriz. Ya biz de gelelim işte. Ya tamam, yarın size götüreceğim diyorum. Söz, hadi hadi, araba bak, bekliyor. Söz mü ama? Söz dedim, söz. Kaç kere diyeceğim, araba bekliyor. Hadi ama ya, hadi. Ya senin araban yok ki baba. Ya senin araban yok ki. Sana ne, her şeyin hesabını vermek zorundayım. Arkadaşım lan, ödünç aldım, Allah Allah. Düt düt araba. Düt düt araba, evet. Ya. Hah, ver bakalım kızım. Gel bakalım, gel 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 gel. Hop, almayı ters giydik. Bir de öbür tarafa. Heh. Bunu da giydik miydi? Gel buradan dönelim de şuradan üstlerim şöyle. Ah. Hadi bakalım. Zıpla, zıpla. Hoppa. Hadi bakalım. Kaçtık. Hayvanat bahçesi. Bizi bir kere götürmedi. Sence götürecek mi? Bilmiyorum ama inşallah götürür. Ablam bize çok kızacak, söyleyeyim. Geç 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 şunları, geç 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 geç. Dur şurada. Bak, rehavetten kaçıyorlar. Bizi burada yalnız bırakıyorlar ama merak etme. Bütün para bizde olacak oğlum. Gel böyle, gel sen buraya otur, otur. Otur, 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 otur. Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah. Aç elini. Al, gel. Allah rızası için abi. Ulan. Allah. Ben sana. Daha bir şey yok. Bekleyelim bakalım. Ay, sen ne tatlı bir şeysin öyle. Allah. Çocuğun karnı aç ya. Allah razı olsun. Şişt, oğlum lan bak, bak şunlara bak lan. Şunlara çok böyle. Falan. Çok böyle. Allah rızası için abi. Allah. Şişt, çok 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 çok. Ah yavaş lan, çok hızlıyorsun ya. Biz niye daha önce başlamadık bu işe ya? Ha? Allah rızası için sana lafa. Kırmızı yandı, kırmızı. Hoppa. Abi, Allah rızası için mi abi? Bu mu abi bu çocuk için? Abi, abi Allah rızası için. Bak Sabi için. Allah razı olsun abi. Abi, bana be. Allah. Sağ olasın, sağ olasın. Abi. O ne be? Sar kafa. Şu ablalara bir öpücük at bakalım. Vallahi illa sen artist olacaksın başımıza lan. Ay kıyamam. Şuna bak, çok tatlı. Yazık ya. Dünya tatlısı maşallah. Ya, babasına çekmiş işte. Sakın kendin yeme, çocuğa bir şeyler al. Abi olur mu öyle şey ya? Ben zaten emekliyim. Çoluk çocuk için yaşıyoruz ya biz. Hadi bakalım. Allah rızası için ya abi. Hey, sağ olasın. Dediğim gibi oğlum, senin abin de ablan da hayır yok ama sen var ya, sen benim için bir tanesin ha. Allah, hadi oğlum, hadi İsmet, hadi. Lan Allah, bırak lan. Tamam, tamam, korkma oğlum. İttirmeyin, tamam. Tamam oğlum. Kafayı indir aşağıya. Aferin benim oğlum. Aferin. Tamam, korkma. Tamam. 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 Yürü. Tamam oğlum. Çocuk korkuyor. Yapmayın ya. Tamam. Abi şaka yapıyorum. Gel sen. Tamam. Tamam. Oh, oh, oh. Tamam. Tamam. Ya ama. Bu ne lan? Dilencilikten kazandığın para bu mu? Ya işin acemisiyim de. Yani ama bana 2 gün verirseniz hamlar hamamlar alırım ben. İşin mantığını çözdüm ha valla. Hüseyin çocuğa,
Vallahi yok, çocuk boncuk yok oğlum. Şey, nasıl lan, lan yavaş. Şişt, tamam, tamam oğlum. Tamam oğlum. Çocuk mu lan, çocuk mu? Çocuk mu? Tamam oğlum, tamam. Korkma sen sarı kafa. Birazdan gideceğiz, tamam mı? Tamam. Oğlum. Çocuğu bırakın, beni alın oğlum. Ne yaparsanız yapın. Sana bir şey yapmanın hükmü yok Fikri. Ne ölüm para ediyor, ne dirin. Bırak çocuk biraz bizde kalsın da. Sen de git parayı toparla, gel al çocuğunu. Bana bak Fikri. Bak sıkılmaya başladım. Siktir git topla parayı, gel al çocuğu. Şşş, tamam oğlum sen merak etme, tamam mı oğlum? Ben gideceğim, tamam mı? Tamam. Gideceğim ama dönüşüm olacak tamam. Fikri, polise gitme demeye gerek yok. Yok oğlum, polis yok. Tamam. Baba nereye? Oğlum eve gidiyorum, geleceğim, parayı bulup geleceğim. Anahtarı ver. Şimdi çocuğa tamam. Hadi lan. Sarı kafa, sarı kafa merak etme. Tamam geliyorum ben seni eve. Hadi. Çocuğa sen. Oğlum ben ne yapacağım ya? Ben nereden bulacağım o kadar parayı ben? Çocuklara ne diyeceğim? Abi biz bugün ne yaşadık ya? Ne bileyim oğlum ya. Fikret, Kiraz, odanıza yatacaksınız. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Kızım. Ya ben böyle olmasını ister miydim? O benim oğlum. Allah benim belamı versin. Ne olur bir izin ver de göreyim sarı kafayı. Özür dilerim be. Özür dilerim. Allah benim bir türlü belamı versin ya. Filiz. Filiz, çok özür dilerim. Çocukları bir daha asla yalnız bırakmayacağım. Olsun, tamam hallettik. Ne olacak? Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi yatın, okulunuzu ararım. Abla böyle günde okula mı gidilir ya? Evet böyle günde okula gidilir Hikmet. Hadi. Şu sarı kafanın güzelliğine bak. Maşallah. Şşş. Uyanacak çocuk. Ses yap. Bir öpeyim. Bir şey diyeceğim ben.
bu akşam burada kalayım. İyi geceler baba. İyi geceler kızım.